Günaydın, günaydın. Sigara börekleri çıkardım. Domates salatalık doğrayacağım. Yağımı ısıtıyorum. Çayımın altını daha açacağım. Buralar gördüğünüz gibi. Yani neyi nereye koyduğum belli değil. Tahin pekmez yaptım. Karışık bir tezgah ama hızlıca kahvaltımızı yapıp çıkmamız gerekiyor. Bugün inşallah Allah'ın izniyle boya işini de halledebilirsek annemin dükkanı boyanacak. Yusuf babasıyla restoranda olan çoğu işlerini toparladığı için artık boşa çıktı. Zahter dün getirmiş kayınvalidemden de onu bir kaba alacağım. Şimdilik yesinler. Zeytinyağı, zeytin çıkardım. Peynir kestim. Tahin pekmez. Ondan sonra zeytin, salatalık domates doğrayacağım. Ekmek ısıtacağım. Sigara böreği kızartacağım. Çay suyu koymam lazım en acilinden çünkü çayı demlemesi uzun sürüyor. İki bey de kendi odalarında keyif yapıyorlar. Uyandılar. Saat 9 civarı ya da 10 civarı da olabilir bilmiyorum. Ben şimdi size örgülerimi göstereceğim. Bir mısır örgüsü yaptım çünkü. Oh, bunlar tabii kaşık dünden kalan normal oluyor öyle biliyorsunuz bende. Bu kaynaya dursun. Yağım sanki ısındı. Bunlar tamamen çözülmedi ama yağda ağır ağır. Ay patlasa, patlasa çok iyi oldu ama donuk olduğu için patlıyor. Patlıyor. Sürdürebilir miyim bilmiyorum. Şimdi alt üst yapacağım. Yavaş yavaş kızartacağım. Şurayı bir açalım. İyi mi? Hı-hı. Kendimi açtım da. Dünkü videomu izleyememiştim. Ben arada böyle izliyorum videolarımı. Hı. Şu yulafım, bu yulafı ısıtsam mı acaba diyorum. Yoksa ısıtmasam mı? Soğuk yemek istemiyorum. Yusuf dün alışverişe gitmişti. Şöyle bir kese almış. Lif. Şöyle banyoya koyalım. Bunun burada pek bir işi yok. Aras kuzum günaydın. Çiçeğim. Günaydın. Suratsız senin. Sabah sabah babası kurtulur. O havlunun yerde ne işi var acaba? Çok merak etmekteyim. Güneş ışıklarımı daha açacağım. Evim biraz dağınık. Toparlanacak. Acelesi yok. Kahvaltıdan sonra hepsini yaparız. Bunlar yavaş yavaş kızarsın. Böyle altını kısayım ki içleri de pişsin. Hamur hamur kalmasın. Öyle yani kahvaltı faslındayız. Toparlanacaklar var. İşte hazırlanacaklar var. Kahvaltı faslımızı bir atlatalım. Sonra su almışlar dün. Başka ne aldılar bilmiyorum. Dolaba tıktılar da artık ne olduğunu bilmiyorum. Bugün çöplerin boşaltılması lazım. Çayın üstünde hazırlayayım. Size keyifler nasıl? Bugün çarşamba. Hava güzel. Gayet iyi. Keyifli. Dur ben tek elde yapamıyorum bu işleri halledeyim. Sonra sizinle görüşürüz. Örgülerim de öyle mısır örgüsü yaptım. Dün açacağım tabii ki. Dün saçım temizdi diye kıvırcık yapmak için istedim. Şöyle pijamanın üstüne bunu geçirdim. Bursa'dayken böyle yine yapıyordum bu şalı. Pijamamın üzerine geçiriyordum. Anne teyzemin mutfağında kahvaltı falan hazırlıyordum. Bir yandan da sizlere böreklerimi çevireyim de. Bir izleyicim yazmış ki niye havlu sarma gereği duyuyorsun üstüne diye. Bu şal havalar bazen böyle serin olduğu zaman sabah daha çıkarmadım. Difrizimin altın difrizimin altı nereden çıktı ya? Bazamın altında. O yüzden elimde ne varsa onu değerlendiriyorum. Sigara böreklerini. İnşallah içleri şey olmaz ya. Şeyleri güzel kızarmış da bu tarafları. Hatta yanmaya yaklaşmış. Ne kızarmış. Söyleyin adını. Çeşit olsun dedim. Bir de difrizin boşaltma artık istiyorum. Benim gibi kahvaltı hazırlığını sevmeyen bir insanda bu performans bile gayet idare edicidir bence değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Dün bardak kırdı benim oğlum da burada tezgahta. Diğer sarı bezinde o şeyleri cıncıkları süpürdüm attım yeni sarı bez çıkardım domates salatalık bana diyorsunuz ki Nigar'cığım şahane bir diyettesin
Börekler, çörekler, mantılar havada uçuşuyor. Çok haklısınız ama... Haklısınız. Ben de hatta o yoruma güldüm. Çünkü dedim ki, yani evet, boş, bu nasıl bir diyet ki sürekli hamur işleri. Şimdi ben de diyetteyim diye benim beyleri de diyete sokamam ki, değil mi? Onlar için hazırlıyorum. Onları hazırlamışken de kendim de azıcık ucundan, yanından, köşesinden faydalanıyorum. Yalan yok. Çayımızın üzerine hazırlayalım. Burada su kaynattım ayrıca. Tenceremde patlıcan yemeğim çok güzel olmuştu. Az bir şey kaldı. Onu da saklama kabıyla dolaba koydum. Tencerem yıkanacak, kirli yani. Güzel bir çay keyfisi yapalım. Sabah sabah kahvaltı yapalım ailece. Sonra da işlerimizi halletmeye çıkarız. Aynı zamanda kapının önünde size gösterdiğim odunların kesilmesi lazım ve terasa dizilmesi lazım. Kayınvalidemin de nereye odunluğunu yapacaksa bu sene oraya dizeceğiz. Tentenin altına mı olur, kapısının önüne mi olur? Çayımı hazırladım. Çayım için kettle'da şurada su kaynattım ki çok beklemek zorunda kalmayalım. Bu demlene dursun. Böreklerin altı kısık kısık pişiriyorum. İçlerinin iyi pişmesini istiyorum çünkü. Güzel olmuş. Beyler! Kahvaltı 5 dakikaya hazır. Haberiniz olsun. Bir kahvaltı hazırlığı faslı yine. Şimdi şu şimdiyi de bir dilimden çıkaramadım ya. Beyler kahvaltı hazır sayılır. Tamam diyorsunuz ama gelen giden yok görünürde. Şu fincanlar çok tatlı oluyor kahvaltıya. Başka ne çıkaracaktım? Yumurta kırmayacağım. Tamam, çay, börek, masadakiler, daha ne olsun? Ekmek ısıtacaktım. Isıtayım mı acaba? Ekmek yumuşak mı kalsın? Yumuşak kalsın, zahtere batıracaklar ya. Öyle biz bir kahvaltımızı yapalım, sonra bir güzel toparlanırız, hazırlanırız, elimizi toplarız. Bugün enerjim çok çok yerinde Allah'ıma şükür. Bazı sabahlar çok motivasyon düşük oluyor, belli oluyordur. Bugün de keyfim çok yerinde. Gene bir sebebe bağlı değil. Belki hava iyi olunca öyle oluyor, hissediyorum. Güzel oluyor. Kilo veriyorum. Buna mutlu oluyorum. Hayatımdaki her şeyden, ufak ufak şeylerden mutlu olmayı biliyorum. Çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Sağlıklıyız. Sabah bir baş ağrısıyla birazcık uyandım. Sonra hemen su içtim. Su takviyemi aldım. Çünkü biliyorsunuz %90 beyin için su lazım. Sigara böreklerim de tamam. Bunları da çıkarıyorum. Güzelce benim beylerle bir kahvaltı sohbeti yapalım. Kahvaltımızı yapalım. Gene ocağa batırdık. Neyse. Difrizde böyle börek möreğin hazır olması o kadar pratik oluyor ki yine difriz hazırlığı yapacağım. Çünkü böreklerimden bir şey kalmadı. Ne sigara böreği. Ne sigara böreği, ne gül böreği. Gül böreğinden sadece 2 tane kaldı. 2'şer tane çıkardım. 6 tane çıkardım. Normalde ikili paketlerde 8 taneydi. İkisini geri koydum. Onun dışında yani hamur işini türlü hiçbir şeyim yok. Mantımda büyük mantım var. Küçük mantıyı dün bitirdik zaten. Yani böyle ufak ufak yine difriz hazırlığı yapmalıyım. Araştırma, hadi gel anneciğim. Niye hep arkanızı ben topluyorum acaba? Saçlarımı açtım, böyle oldu. Taramadım çünkü ellerimi dağıttım. Tezgahımı toparladım. Mutfak masamı toparladım. Koltukları falan elleyemedim. Yatak odasını toparlayamadım. Çocuk odasını toparlayamadım. Çıkıyoruz. Annem gelmiş. Saat 11'i 17 geçiyor. Ben pantolonu giydim ama bugün boya falan yapılırsa bunlar mahvolur. Benim çantam nerede? Çantam dolabında canım. Ya, gerçi ben badana yapmayacağım da ben Yusuf'un sildiği ve damlattığı şeyleri sileceğim arkasından. Hele bir gidelim de bakalım, bir şey olursa gel üstümü değiştiririm. Çünkü şu çok sevdiğim İspanyol paça kadife
şey mi giydim? Çok rahat ama bir de sıcak tutuyor. Üzerime de şu kardeşim bana hediye etti. Tişörtü giydim. Aras hazır. Babası hazır çıktılar. Ben de çıkıyorum. Telefonlarımı aldım. Yusuf şeye baktı. Banyo dolabının altında akan şeyden şu lastiği kötü olmuş. Görüyor musunuz? Ezilmiş. Oradan da su damlıyormuş. Bunun aynısından yapı marketlerden alacağız. Bunu kaybetmeyeyim. Şöyle küçükken çantamın gözüne koyayım. Markete gidip bundan yapı marketten alıp değiştirmemiz lazım. Oradan damlıyormuş. Su damlıyordu ya banyoda. Hadi bismillah gidiyoruz o zaman. Terlik giydim. Rahat olsun diye. Size mama koydum. Gidin. Son bir iki öğünlük mamaları kaldı. Dur motorun altına girme. Girme motorun altına. Çekil. Son bir iki öğünlük mamaları kaldı. Bugün barınağı tekrar arayacağım. Hatırlatacağım. Yani bugün üç günlerden çarşamba. Üçüncü gün ve ne getiren oldu mamayı ne arayan oldu. Aras babasıyla motorla gittiler önden. Ne kadar güzel bir hava var. Geçen İsveç ya da İsviçre herhalde aynı şeydir ya. Fark eden çok da bir şey yoktur. Bir vlog izliyorum. Allah'ım. Ama Güney İsveç'ti galiba. Ya da İsviçre bilmiyorum. Bir kar yağıyor. İnanamıyorum yani. Biz daha buralar yaz. Konyaaltı sahilinde Antalya'da daha güneşleniyor insanlar biliyor musunuz ya da turistler. Artık orman bahçeye bir şey kalmadı. Her yeri böyle yapı yapıyorlar. Gerçi ben gelişmesinden yanayım da anneme diyor ki insanların beyni gelişsin diye. Annem dükkana varmış. Dükkana gitmiş, açmış dükkanı. Su da kendi berberini açacak. Böyle bir yandan herkesin birbirine yakın olması iyi oluyor. Birbirimizin müşterisi olsa bir şey olsun. Şey oluruz yani. Birbirimize destek oluruz, haberleşiriz, sahip çıkarız. Başımın ağrısı dinmeyince kahvaltıdan sonra bir de bolca su içtim, Parol aldım. Başımın ağrısı neden böyle oldu? Bazı sabahlar böyle oluyor. Bir izleyicim şeyden demişti, fıstıktan demişti. Fıstık krokanını bitirdikten sonra bir daha da almadım, yemedim yani. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum ama belki de doğrusu da olabilir. Yani öyle bir şey gerçek varsa en azından ondan da kendimi korumak için bu aralarda fıstık da yemedim. Yani dün akşam, ondan önceki akşam vesaire. Nar yedim biraz. Bilmiyorum. İki gözümün arası ağrıyor böyle. Tam kaşlarımın başladığı yer. Ortası burnumun üstü ağrıyor. Yavaş yavaş gidiyorum. Dün motorlarımızı temizledik karı koca. İçim rahatladı mis gibi. Tabii gene tozlanıyor ister istemez. Bağ bahçede kalıyor ama olsun. Eski halinden çok daha iyidir. Buraları falan da kesmişler. Belki buralara da apartman ya da ne bileyim böyle müstakil ya da villa yapılacak olabilir. Bu mahalle böyle yol boyunca boydan boya bina da olacak gibime geliyor ilerleyen yıllarda. Olsun dediğim gibi hep seviniyorum. Şurada Migros açıldı. Yıllar öncesinde şok açıldı. Ne kadar bizim için güzel bir hizmet. Yakınlarda marketimizin olması. Yani gidebileceğimiz, alışveriş yapabileceğimiz bir marketin olması. Şurayı sürekli boyuyorlar. Bunlar sürekli çiziyorlar. Bakın. Sürekli boyanıyor. Geçen hafta boyandı daha. Gene yazmışlar. Seni seven bilmem ne. Mahallemizin gençleri, ergenleri. Güneş gözlüğü taktım tabii ki. Çünkü hava güneşli. Ana yeşile yetişebilecek miyim? Ay yeşile yetişelim. Trafiği geçeyim de sonra açarım. Yol o kadar soğuk ki. Şu dağ tepesinden dolayı güneşli ışınları bu tarafa düşmüyor. Yazın da serin oluyor. Naturland'in bitişi. Ta sahilden başlıyor, burada bitiyor. Terk edilmiş otel. Yusuf'lar kayınpederim restoranda uğrayacaktı galiba. Ben devam ederim direkt. Anam nasıl soğuk. Of buz. Şurada avokado yetiştiriyorlar bakın.
gördünüz mü? Böyle yapıp satıyorlar. Burada yetiştiriyorlar. Avokado fidanları. Üstünde yaz kış böyle kapalı olması lazım. Avokadoyu anladığım kadarıyla güneş asla temas etmemeli. Böyle. Burada aynı zamanda apart var. Otelin elemanlarının apartı. Personel lojmanı daha doğrusu, ne apartı ya. Personel lojmanı görüyorsun. Market de kapalı. Yazları açıyor, kışları kapalı. Şurada da aynı avokadonun devamı var. Biraz daha büyük olmuş ağaçlar bu tarafta. Şurası Asteria Otel'in lojmanı. Personel lojmanı. Buraya da yazın getiriyordum ya döner falan. Havuz kapalı. Şurası restorantımızın komşusu Limon Apart. Lemon. 2 yıllık herhalde ya da 3 yıllık. Bu 3 yıllık bile değil maksimum. Şurası da bizimkiler. Yusufcuğum ne yapıyor? Suratsızdır. Yazmışsınız ki bazı sabahlar neşesi çok yerinde, bazı sabahlar günaydın bile demiyor. Evet oluyor. Eşref saati falan. Sıkıştırma beni, geçiyorum işte. Allah Allah. Ne var yani, biz de motoruz diye yavaş gidiyoruz diye bizim hakkımız yok mu trafikte? Cık cık. Arkadan sıkıştırıyor beni. Şöyle de şey var. Böyle ne diyorlar? Kasis gibi bir şey. Onun üstünden de geçmek istemiyorum. Ne kadar düz yol varsa oradan geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü motor tak 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 sallanıyor. Bakın böyle aynı işte. Marco Polo. Sabah gezisi yaptık sizinle. Sanki yürüyüş yapmış gibi değil mi? Güzel oldu. Yine Anaturland devam ediyor. Sanki ben sizi yakınlaştırdım mı? Aha, araba geliyor. Buralar çok sakin olduğu için trafikten yana. Yok, yakınlaştırmamışım, gayet iyi. Şimdi daha iyi galiba değil mi? Aynen. Burada da bir şey. Duvar yazısı. Kefenin cephi olsa resmini koyardım güzelim. Vay. Kefenime diyor, senin resmini koyardım diyor. Ay 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 başım. Biraz güneş banyosu yapalım, yavaş yavaş gidelim. Yusuf daha gelmemiş. Annem orada ama birer kahve yaparız. Bu sabah kahvemi içmedim, annemle içerim diye. İkinci fincan çayımı doldurdum. Onu da bitiremedim. Mutfağı toparladım. Ay güneş tam karşıdan vuruyor. Nefis nefis nefis. Tam şuram ağrıyor. Direksiyonu bırakmasam iyi de şuram ağrıyor. İkinci çayı fincana koydum. İçemedim çünkü mutfaktaki işlerimi toparlıyordum. Bir de bulaşık makinesinin filtresi yağlanmış. Onu yıkadım güzelce. Yağ çözücü sıktım, beklettim. Rengarenk çiçeklerin güzelliği. Naturland'a ait tabii bu bahçe. Girilemiyor. Burada bir resim var ama geçen sene saçımı kestirdiğimde çekilmiştim. Bakın bakın. Dün dükkan sahibimiz dedi ki okullar tatili bitsin. Şimdi kızlarıyla ilgileniyormuş. Zaman geçiriyorlarmış. Aha geldi benimkiler. Oğluşum benim, aşkım. Aşkım oğluşum. Manzaranın, şu dağ manzarasının güzelliğine bakar mısınız? Pasajda bizden başka hiç kimse yok. Motorumu şuraya bırakacağım yola. Normalde yukarıya alıyorum. Of. Niye kaldırıma koydum ki? Kaldırımın geçen yerini şuraya yapayım. Bazen ben de kelimelerimi karıştırıyorum konuşurken. Ay omuzlarım ağrımış. İşte geldik. Bakalım Selime Sultan ne yapıyor? Annemin bayrakları da orada iki tane. Kırmızı olanlar. Onun dışındaki giden bütün esnaf bayraklarını falan topladı. Kaldırımlardan. Biz dedem, açığız diye bizim bayraklarımız. Dedem uğradık. Ben tereyağlı bal yedim. Oh oh oh, kahvaltı mı yaptın? Sadece onlar kahvaltı yapıyordu, ben de tereyağıyla ekmekle. Üstünü başını mahvetmişsin 5 dakikada. Oraya uğradık. Seni yine de geçtik.
Senden önce geldik. Evet aşkım, sizin motorunuz benden çok hızlı çünkü. Şu çantamı taşır mısın? Çok ağır ya. Kollarım yoruldu benim nedense. Teşekkür ederim. Yakışıklı oğlum saçlarını uzatmaya karar vermişmiş de. Uzatacağım. Allah. Şuraya kadar anne. Anne şuraya kadar uzatacağım. Ne mümkün orası öyle. Valla. Anneannen daha yeni geliyor. Bana da geliyorum diyor. Anne adamlar şu kadar uzatıyor. Valla. Anneannen nereden geliyor acaba? Boya mı aldı geldi? Babam 4 aydır uzatıyormuş. Komşularımız boşalt. Boşalt derken seni açacaklar da. 4 haftadır uzatıyormuş. Evet aşkım. Bu 5 hafta falan olmuştur bugünlerde. Dün buraya baktık ya. Yusuf'la kendi aramızda konuşuyoruz. İnanın çok da fazla bir işi yok buranın. Aşırı böyle tadilat işi yok. Boyası bile tertemiz. Yavaş annem, telefonlar var. Of, şuraya otur biraz güneş banyosu yapayım. Ana şunu daha götürmemişler mi bunlar? Hayret bir şey. Hiç kimse yok. Annem ve sürekli bir şeyler taşıması. Sürekli ya. Kadın hep getirecek ve götürecek bir şey var biliyor musunuz? Hep ama. Bakın gene poşetlerde bir şeyler geldi. Ay canım benim. Bir eline çantasını alıp da bir git gel nasip olmadı şu kadına yıllardır. Sürekli bir şeyler götürüyor, bir şeyler getiriyor. Tencereler getirmiş. Çaydanlığı getirmiş. Günaydın Selime Sultan. Günaydın. Kırmızı sana çok yakışmış. Bordo. Çok yakışmış. Dur. Anneciğim gel sen bunu al, o anne kontrollü alsın. Diyorum ki bir kadının yıllardır getireceği götüreceği hiç bitmez mi anne? Korkuyorum ışığı aç korkuyorum. Bu arada anneciğim herkese günaydınlar, hayırlı günler diliyorum. Anne trenzer nasıl yapıyor? Korkuyorum. Saçını boyasın damadın. Dün torunun yeğenin diyor ki, şu konuşuyoruz. İşte diyor ki babaanne sen diyor mahşur mu kaldın özel? Babaanne diyor Babaanne diyor ışığı açsana diyor. Işığı aç, çocuk korkuyor. Yani çocuk da kendisiymiş. Karanlıktan korkuyormuş. Ay, çok fena var ya. Bu arada o şeylerim çıkmadı anneciğim. Neyi çıkmayacağım? Menülerim ikisi yok. Bir de üstü açık böyle geziyor. Yok. Öyle. Orada bir yerdedir. Orada bir yerde. Nerede olacak? Oralar dip bucak her yeri topladım. 5 tane menü bastırdık. 3 tanesi gelmiş. 2 tanesi yok. Aynen. Bir ümit diyordum ki evden çıkar belki, evde eşyalarla gitmiştir ama. Bence hala oradadır. Nenesinin kapısını açıyor. Ben de kocacığımın havluluklarını çıkarıyorum. Aras gel de bana yardım et, gel. Aras'ın seçeneği bol olunca istediğine yardım ediyor. Dükkanımız açılmıştır. Ne getirmiş kayınpederimin oradan? Buna herhalde şey yazı yazacak. Ne biliyorsunuz böyle tabela gibi bir şey, bunu güzelce boyanır. Yaz üstüne yazı yazılır. Da nereye koyacak bunu? Soralım bakalım ne yapacak. Da yani nereye kullanacak ki onu? Şu ne gerek var? Bu ne yapacak? Ay benim başım ağrıyor ya. Uf, hiç iyi değilim. Müthiş bir baş ağrım var. Daha da şiddetlendi. Oturuyoruz. Program çizeceğiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu ne? İlk vlogu bitiriyorum. İkinci vlogda ne yaptığımızı, ne ettiğimizi görürsünüz zaten. Ne yarası? Yarası.